Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Egem. Bugünkü videomda sizlere 11. sınıfta bir günüm nasıl geçiyordu bunu anlatacağım. Öncelikle ben 11. sınıfımda kesinlikle hocalardan önce bitirmeye çalışmadım konularımı. Çünkü yani bence 11. sınıf için bu çok önemli bir şey değil. Hatta biraz daha zaman kaybı gibi geliyor bana. Çünkü zaten siz o konuları okulda öğreneceksiniz. Yani siz önden gitmeye çalışırsanız eski konuları tam tamamlayamadan, öğrenemeden diğer konuya geçmiş olursunuz. Yani bu 11. sınıf için gerekli değil. Çünkü zaten 11'e çalışacağınız bol bol vaktiniz var. O yüzden hocalarınızdan önce gitmeye çalışmayın bence. Ama tabii ki mesela okuldaki öğretmeniniz iyi değilse, size verimli gelmiyorsa o konuları okula dinlemek yerine siz kendiniz çalışabilirsiniz. Şu an anlatacaklarımı 11. sınıfları tavsiyeler videomda detaylı detaylı anlattım. Ama bu videoda da birazcık bahsetmek istiyorum. 11. sınıfa geçtiğinizde zaten önemli olan kısma başlıyorsunuz, yani AYT'ye. Bu yüzden TYT'ye yıl içinde biraz daha az ağırlık vermeniz gerekiyor. Hatta TYT fen konuları bence hiç başlamayın. Çünkü 11. sınıf konuları zaten fazlasıyla ağır. Özellikle fizik adına biraz fazla konu var ve kavraması biraz daha zor konular. Bu yüzden TYT fene ayıracağınız vakiti burada 11. sınıf fiziğe ya da kimyaya ayırırsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü zaten AYT TYT'den daha önemli. Ve siz bu 11. sınıf konularını eğer 11. sınıfta güzel bir şekilde bitirirseniz zaten yazın TYT fene ayıracak çok fazla vaktiniz kalacak. Ve 3 ayda TYT feni bitirmek için gayet yeterli bir süre. Bu yüzden kendinizi 11. sınıftayken TYT fen çalışacağım diye zorlamayın. İkinci olarak TYT, matematik ve Türkçe'ye önem vermeniz gerekiyor. Burada düzenli olarak her gün soru çözmeniz lazım bence. Türkçeden paragraf, bir gün paragraf olur, bir gün Türkçe denemesi olur. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ya da bir gün paragraf, bir gün dil bilgisi konusu şeklinde olabilir. Matematik adına da bence konu çalışmak yerine problem üzerinden ilerleyebilirsiniz. Ama diyorsanız ki ben hiç TYT matematik bilmiyorum, İşte o zaman biraz konu çalışabilirsiniz. Çünkü hani biraz da olsun ondan da ilerlememiz gerekiyor. O yüzden bunda mesela bir konuyu 2 haftaya yayın. Her gün düzenli şekilde soru çözerek bir konuyu 2 haftada bitirmeye çalışın. Zaten bunu yıl boyunca yaptığınızda bir sürü konu bitirmiş olacaksınız. Ve yaza da kalabilir, yani çok da sorun olmaz. Yazın da bol bol vaktiniz var zaten. Bunlar dışında bence haftada bir de TYT denemesi çözseniz çok iyi olur. Bu başlarda benim için 2 haftada bir şeklindeydi. Ayda bir okulumuz TYT denemesi yapıyordu. 2 haftada bir de ben kendim yapıyordum. Yani toplam 2 haftada bir TYT denemesi oluyordum. Bunun sıklığını yıl sonuna doğru biraz daha arttırdım. Çünkü hani yaza başlayacaktık. Benim de konularım zaten tam gibiydi. O yüzden deneme sıklığımı arttırdım. Haftada 1'e çıkarttım. Ama sizin konularınız bitmemiş olsa bile bence TYT denemesi çözün. En azından zaten Türkçe ve matematiğe çalışıyorsunuz. Sosyal biraz daha böyle yorum geliyor zaten. Fen içinde içinden illaki bildiğiniz birkaç konu olacaktır. Deneme çözmeniz sizin zaman yönetimini ayarlamanızı, soru tarzlarını biraz olsun görmenizi sağlar. Yani bu TYT matematik içinde, TYT Türkçe içinde çok fazla pratikle artan bir şey netleriniz. O yüzden ya bence konuları bilmeseniz bile TYT denemesi çözün. Ve bunu bence zaman kaybı olarak görmeyin. Çünkü size birazcık daha pratik sağlıyor ve sizi ileriki zamanlara hazırlıyor. Şimdi gelelim benim bir günüm nasıl geçiyordu. Benim programımın her günde TYT Türkçe ve matematik vardı. Bunları da bir gün Türkçe denemesi ve TYT matematikten soru çözümü, diğer günde paragraf ve TYT matematik denemesi. Bu şekilde ilerliyordum. Bunu yılın sonuna doğru her gün bir Türkçe bir matematik denemesi şeklinde ilerlettim. Yani deneme çözmeseniz bile bence programınızda her gün için Türkçe ve matematik olmalı TYT adına. Bunlar pratikle artan şeyler ve yıl sonuna kadar siz bunu her gün 10 soru çözseniz bile çok fazla soru ediyor yıl sonuna kadar. Ayrıca bunu yaparak da çözdüğünüz TYT denemelerinde netlerinizi arttırmış olursunuz. Ben bu Türkçe denemesini ya da paragrafı genel olarak sabah kalktığımda, yani okula gitmeden önce çözmeye çalışıyordum. Ben yurtta kalan bir öğrenciydim. Yurdumda okulun bahçesindeydi. Bu yüzden okula gitmem belli bir zaman almıyordu. 7.30'da kahvaltıya gidiyorduk. Oradan okula geçiyorduk. Bu 7.30'a kadar olan sürede ben biraz erken kalkıp bu Türkçe denemesini çözmeye çalışıyordum. Bir süre bunu böyle devam ettirdim. Ama sonra erken kalkmak biraz zor geldi falan. Okuldan sonra yaptım bunu. Ama programımı yaparken öncelikle yaptığım şeyler Türkçe ve matematik oluyordu. Çünkü önce bunları bitirmezsem zaten kalan zamanda diğerlerini yapmak benim için çok zorluyordu. Okula gitmeden Türkçe denemesini çözdüm. Okula gittim. Okuldayken hemen geometri çözüyordum. Geometri kitabımdaki testleri sayıp her gün iki test ilerlemek şeklinde bir program oluşturmuştum kendime. Okuldayken de böyle teneffüslerde bir soru, iki soru, bunları çözmeye çalışıyordum. Ya zaten teneffüste ders çalışmıyordum ama böyle ders arasında böyle bir boşluk olursa falan o testleri bitirmeye çalışıyordum. Ve okul sırasında bunu bitiriyor olmak benim için iyi oluyordu. Okulumuz 3.20 gibi bitiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Böyle 4'e kadar falan bir dinleniyordum. Sonra 6
da akşam yemeğimiz vardı galiba. Bu saat aralığında da matematik denememi çözüyordum. Yani okulla yemek arasında matematik denemesini bitiriyordum ve eğer sabah Türkçe denemesini çözmediysem Türkçe denemesini de bu sırada çözüyordum. 7 gibi yurda giriyordum. Bundan sonra da akşamki çalışmalarıma başlıyordum. Akşamki çalışmalarım benim genel olarak ders programıma göre şekilleniyordu. Bu da şu şekilde. Her gün fen derslerinden 2 tane oluyordu. Bir de matematik koyuyordum. Yani mesela o gün fizik, kimya ve matematik çalıştıysam diğer gün 11 biyoloji ve 11 fizik çalışıyordum. Bir de matematik çalışıyordum. Yani böyle ikili ikili gidiyordu. Her gün matematiğe çalışmış oluyordum. Ayrıca her bir fen dersinde de 4 gün çalışmış oluyordum. Bu şekilde olduğunda ben gayet yeterli bir şekilde soru çözebildim. Yani akşam 7'den ya 11'e kadar falan çalışıyordum herhalde. Bu sürede bunlara genel olarak 1 saat ayırmaya çalışıyordum. 1 saatlik etütler şeklinde ilerliyordum. Okula gittiğim günlerde benim çalışmam bu şekildeydi. Şimdi de hafta sonu nasıl çalışıyordum ona geçelim. Cumartesi günüm Türkçe ve matematikle başlıyordu. Genel olarak ikisinden de deneme çözüyordum cumartesi günleri çünkü daha çok bir zamanım var. Cumartesi pazarıma böyle TYT fen derslerinden birer tane koyuyordum. Ya çünkü konuları bitirmiştim ve unutmak istemiyordum. Hafta içi zaten buna vakit ayırmadığım için hafta sonu biraz daha çok vaktim olduğunda buna biraz zaman ayırıyordum. Toplam 3 saate geçmiyordu. Hepsinden birer saatlik etütler koyuyordum. Bunu cumartesi ve pazara yayıyordum. Cumartesi günü fizik, kimya çalıştıysam pazar gününe de biyolojiyi koyuyordum. Bu şekilde ilerliyordu. Yani şu an cumartesi günümüzün programında TYT Türkçe, TYT Matematik, TYT Fizik, TYT Kimya oldu. Ben genel olarak 1 saatlik etütler şeklinde çalıştığımdan şu ana kadar 5 saat bir çalışma etti. Günümün geri kalanında da 11. sınıf derslerini çalışıyordum. Zaten ikili ikili çalışıyordum diye bahsetmiştim ya. 2 tanesi zaten cumartesi gününe geliyor. Bunun dışında da zaten matematik çalışıyorum. Yani toplam bir 8 saatlik bir çalışma etti hafta sonu için. Tabii ki her hafta sonu bu şekilde çalışamıyordum ama programım bu şekildeydi ve bunu uygulamaya çalışıyordum. Pazar günüm de TYT denemesiyle başlıyordu. TYT denemesinden sonra TYT biyolojiden bahsetmiştik. Onu çalışıyordum. Yani zaten TYT denemesi çözdüğüm için Türkçe ve matematik çalışmıyordum. Direkt 11. sınıf derslerine geçiyordum ve bunlardan soru çözüyordum. Genel olarak o hafta ne işlediysek onları bitirmeye çalışıyordum. Bu programımda bahsettiğim 11. sınıf derslerinin hiçbiri böyle önden gitmek amaçlı konu çalışmaları değildi. Hepsinden tekrar yapıp test çözüyordum. Bu şekilde olunca bir sürü kaynak bitirme şansı buldum. Çözdüğüm kaynakların hepsini de zaten şu an açıklamaya ekledim. Videoda anlattım. O videoya da bakabilirsiniz. Şimdi gelelim siz mesela yazın hiç TYT fen çalışmadınız ve ısrarla ben 11. sınıfta TYT fen çalışacağım diyorsunuz. Bence gerek yok ama eğer çalışmak istiyorsanız da programımıza şu şekilde ekleyebilirsiniz bence. Öncelikle her dersten soru çıkan konuları belirlemeniz lazım. Bazı konular gerçekten her denemede ısrarla çıkıyor ve genelde aynı soru tarzlarından çıkıyor. Öncelikle bu konuların hangileri olduğuna bakın. Sonrasında da önce bu konulardan başlamak üzere kendinize bir program oluşturun. Mesela ben az önce bahsettiğim gibi sadece hafta sonuna TYT fen dersleri koyuyordum ve 3 etüt şeklinde koyuyordum. Siz bence bunu bir ders için ayırın. Mesela biyolojide mitoz ve meyoz hep sorulan bir konu. Bunu 2 hafta olacak şekilde ayarlayın. Yani 2 hafta 3 etüt şeklinde toplam 6 saatte bence bu konuyu bitirebilirsiniz. İlk hafta 2 etüdünüzde mitoz ve eşeyli üreme çalışın. Üçüncüsünde sorusunu çözün. İkinci haftada bu şekilde yapın. Böylelikle 2 haftada bir konu bitirmiş olursunuz ve 11. sınıfınızdan da bir şey kaybetmezsiniz. Çünkü yani 3 saat sizin için bir şey değil yani 11. sınıfta bir şey eksiltmez sizden. Hafta içi zaten okul var, 11 derslerine çalışıyorsunuz, TYT Türkçe, TYT Matematik var. Bir de üstüne TYT feni eklemeye gerek yok. TYT sosyale bence şu an hiç bakmanıza gerek yok. Zaten önünüzde çalışacağınız baz var, 12. sınıf var ve çok kolay bir şekilde halledilen bir şey. Sadece sosyal için de çözdüğünüz TYT denemelerinde sosyal kısımlarını çok iyi analiz edin. Genelde zaten aynı çeşit bilgi sorularını soruyorlar. Siz bu bilgi sorularını öğrenirseniz zaten diğer denemelerde de yapabilirsiniz. Kaç saat çalışalım diye de çok soruyorsunuz. Bu çalışma saati olayı bence kişiden kişiye göre değişebilecek bir şey. Yani bazılarınız okula gidiyor, üstüne dershaneye gidiyor ya da okula gidiyor, üstüne özel ders alıyor. Ya bu şekilde yapanlar için tabii ki de günde 5-6 saat çalışmasını bekleyemeyiz. Zaten saat 3'e kadar okul sonrasında dershane şeklinde yoğun bir çalışma tempoları var. Bence dershaneye gitmeyen bir kişi için çalışma saati en az 4 saat olmalı. Yani bunun üstüne de çıkabilirsiniz tabii ki ama bence minimum 4 saat olarak tutun. Benimki 5 saatti. Yani en az 5 saat çalışmaya çalışıyordum. Türkçe ve matematiğe toplam 2 saat ayırıyordum. 2 fen dersi bir de matematiğe de toplam 3 saat ayırıyordum. Bu şekilde minimum 5 saat çalışıyordum. Videoyu bitirmeden önce şunu da ekleyeyim. Şu an YKS öğrencilerine koçluk yapıyorum. Bununla ilgili bilgi almak isterseniz benimle bu adreslerden iletişime geçebilirsiniz.
Benim 11. sınıfta bir günüm ve bir haftam genel olarak bu şekilde geçiyordu. Umarım sizler için verimli bir video olmuştur. Nasıl yapmanız gerektiği hakkında da umarım bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Benden çekmemi istediğiniz videolar varsa yazabilirsiniz. Bunu da yorumlarda gördüğüm için çekmiştim. Yorumlarınızı dikkate alıyorum. Eğer videoyla ilgili sorularınız varsa onları da sorabilirsiniz. Hepsine bakmaya çalışıyorum. O zaman bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.